Merhaba arkadaşlar. Size bu videoda Flatcast'te tarayıcı olmadan nasıl girilir onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz artık tarayıcılar Flatcast'in pluginlerine izin vermiyor. Mesela Google Chrome gibi. Google Chrome şu anda izin vermiyor Flatcast'in girişine, dinleyici olarak girişine. Yakında Opera da vermeyecek, Mozilla da vermeyecek, belki Yandex de vermeyecek. Onun için Flatcast yeni bir uygulama getiriyor dinleyiciler için. Şimdi size onun nasıl indirilip kurulacağını ve ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Önce bir tarayıcı açıyoruz arkadaşlar. Buradan Flatcast'in sitesine giriyoruz. Flatcast'in sitesine girdik miydi? Şuradan download yazan bölüme tıklıyoruz. Ve burada bakın Flatcast Player diye üçüncü bir indirme yeri eklendi. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada iki tane download olan yer var. Bunun bir tanesi Microsoft Network Framework diye bir kurulum. Bu bazı bilgisayarlarda olabilir. Varsa indirmenize gerek yok. Ama yine de yenilemek adına hem bunu indiriyoruz hem de altındakini indiriyoruz. Bunları indirdikten sonra kurulumunu yapacağız. Bu sayfayla işimiz bitti. Sayfayı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada iki tane Flatcast'in setup'ı indi. Şimdi şuna bir tıklayalım. Devam ediyoruz. Bu işte sözleşme olayı. Bunu devam ediyoruz ve bunu yüklemesini bekliyoruz. Bunu yükledikten sonra bir yerde yükleyeceğiz. Bu biraz zaman alacaktır. Bilgisayarınızın hızına göre, işte internetin hızınıza göre bu biraz zaman alacak tabi. Bunu bekleyeceğiz biraz. Ben bu arada size bu uygulamayı anlatayım diyeceğim ama daha çok yeni olduğu için kurulduktan sonra adım adım beraberce gideriz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu devamını bekliyoruz. Video uzamasın diye ben videonun çekimini durduracağım. Bu indirim bittikten sonra tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlandı. Şimdi şuna tıklıyoruz. Bu da açıldı. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada farklı bir olay var. Buraya girmek istediğiniz radyonun CD'ni yazacaksınız. Girmek istediğiniz radyo açıksa zaten o CD'den direktman girebilecek. Şimdi benim şu anda yayında olduğum için buradan değil de diğer bir bilgisayardan, yani sanal bilgisayardan gireceğim. Onu bir göstereyim size. Evet arkadaşlar, kurulum yapıldı. İşte gördüğünüz gibi şurada şey var. Şimdi burayı kapatayım. Şimdi buradan gireceğim. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buraya girmek istediğim radyonun CD'ni yazacağım. Ben kendi radyonun CD'ni yazacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi CD yazdım. Şuradan devama tıkladım. Ve gördüğünüz gibi hiçbir tarayıcı olmadan radyo açıldı.
Evet arkadaşlar, bu kadar basit. Yapmanız gereken sadece o ikisini indirip kuracaksınız. Girmek istediğiniz radyonun SIP numarasını yazacaksınız. Onu yazdıktan sonra tıkladığınızda radyoya girecek. Şimdi kapatıyorum bunu. Şimdi tekrar bir daha deneyelim. Programı kapat diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi sayın arkadaşlar, bakın. SIP numarasıyla girdik ve buraya kaydını yaptı. Gördüğünüz gibi. İkinci bir sefer aynı radyoya gireceğimiz zaman CD yazmamıza gerek yok. Buradan açıp girmek istediğimiz radyonun üstüne tıkladığımız zaman yani bir kısalam oluşturmuş oldu. Bu sefer direktman girdi. Evet arkadaşlar, bu kadar basit. Yapamadığınız zaman yani takıldığınız yerde Alaturka'nın adminlerinden bu konuda yardım alabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.